Herkese merhaba sevgili canlar, değerli dostlar, ben Cem Kervan. Bu hafta aslında Güvercin Şahin'den Güçlü adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Hangisi daha güçlü? Şahin mi, güvercin mi? Savaşçı mı? Agresif, saldırgan insanlar mı? Yoksa güvercin, mütevazi, şefkatli, merhametli insanlar mı? Belki şaşırtıcı olacak ama aslında güvercinler Şahinlerden daha güçlüler. Barışçı insanlar, savaşçı insanlardan daha güçlü. Eline, diline, beline sahip olabiliyorlar. Nefslerini öldürebiliyorlar. Ne demişim burada? İlahi güvercin haktan gökdendi. Aslında güvercin Şahin'den güçlü. Şah kurban olarak şeytanı yendi. Aslında güvercin Şahin'den güçlü. Şah kim? Şah ise ruhullah. Biliyorsunuz hiçbir savaşa girmedi. Ama manevi güçle şeytanı yendi. Nasıl yendi? Kurban olmakla, ölerek, kendini feda ederek aslında şeytanı tam yendi. Evet, o düşünceden hareketle bu deyiş ortaya çıktı. İnşallah beğenirsiniz. Şahinler savaşçı, güçlü sanılır. Şahine güvenen kişi yanılır. Mahzun güvercinler sonsuz anılır. Aslında güvercin Şahin'den güçlü. Sonra demişim ki, kervanım manevi güç haktan alın. Hakiki asmaya tam bağlı kalın. O hakiki asma kimdir? İsa ruhullah'tır. Kendine asma dedi. Biz de dağlarıyız. Yani biz ona bağlı kaldığımız zaman ondan güç alıyoruz. Şahin olmayın siz, güvercin olun. Aslında güvercin Şahin'den güçlü. Evet, beğendiyseniz lütfen
o beğendim düğmesini bir tıklayıverin. Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, güvercin kalın, esen kalın. Hoşça kalın.